Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Tekirdağ Spor Kulübümüz 2017-2018 futbol sezonunda takımımızın başına teknik direktör olarak Sayın Ali Nail Durmuş'u, yardımcı antrenörlüğüne de Sayın Nuri Kamroğlu'nu getirmiş bulunuyor. Tüm Tekirdağ'ımıza, Tekirdağ Spor'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah inşallah utandırmasın. Hep birlikte güzel günler bizleri bekliyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Tekirdağ Spor durdu, turnuva gözünden vurdu. Tekirdağ'dan olmasına son derece memnunum. Çünkü Aynı Ayıl hocamız daha önce kulübümüzün kaptanlığını da yapmış olan bir hocamız. Taraftarların kendisine olan sevgisi ortadadır. Kendisi de Tekirdağ ve Tekirdağ Spor'la bütünleşmiş ve özdeşleşmiştir bu anlamda. Umuyorum ki ve temenni ediyorum ki Tekirdağ Spor'u çok iyi günler bekliyor arkadaşlar. İnşallah hep birlikte başarıları imza atacağız. Hocam daha önce Tekirdağ Spor'a kaptanlık yaptığım için proje vardı. Kaptanlıktan sonra teknik direktör size kal vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Biraz rotarlı bir geliş Tekirdağ'a. 10 sene sonra tekrar Tekirdağ'da olmaktan çok mutluyum öncelikle onu söyleyeyim. Herkesin, sporun içinde olan herkesin kendi hayatında önemli gördüğü, güzel anlar yaşadığı yerler vardır. Ben Tekirdağ'da çok güzel anlar yaşadım olduğum 8 ay süre içerisinde o dönemde. Hem sahada hem sahanın dışında hep sevgiye mazhar olduk. İyi anlarla ayrıldık ki buradan yıllar sonra tekrar buluştuğumuzda genelde yaklaşım herkesin işte benim zaten kalbimde öyle bir şey var ama yaklaşımda bu oranda aynı oranda çok olumlu oldu. Yük ağır, kolay değil. Tekirdağ büyük bir il. Aslında bulunduğu yer, olduğu yer normalde olması gereken yerlerin çok altında. Gönül istiyor tabii. Çok üst kademelere, çok daha üst klasmanlara çıkabilmeyi. Yol uzun bir yol. Ve proje uzun bir proje. Evet. Bu projede meşakkatli olduğunu bilerek ve bu mücadeleyi vermeye de kararlı olarak geldim. Elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Öncelikle tabii önümüzde kısa vadede, orta ve uzun vadede bir yapılanma gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Tekirdağ Spor'un hak ettiği hem sahadaki oyunu hem de pozisyondaki yerini kazandırmaya çalışacağız. İddialıyız bu konuda. Her şey parayla olmuyor. Bazen benim genel baktığım anlayışlıyor. Biraz futbol oyunu insan merkezi bir oyundur. Duygularla oynanan bir oyundur. Dolayısıyla o hissiyatı bir yere ait olduğunuzu hissetmediğinizde, oyuncu olsanız da, teknik adam olsanız da performansınız çok üst düzey olmayabiliyor. Ben buraya kendime ait hissediyorum. O yüzden buraya geldiğimde ve burada başladığımda moral motivasyonum, enerjim, kararlılığım, direncim çok iyi seviyede. Böylece bunun da sahaya yansıyacağını, gerek kadro oluşumunda, gerek de oyun yapılanmasında önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kendi evim gibi görüyorum. İnsan kendi evi gibi gördüğü yerde çok daha fedakarlık ortaya koyar. Biz de bunu ortaya koyarak mücadelemizi vereceğiz. Başkan, Zeki Başkanım, yönetim kuruluna bu tercihlerinden dolayı tekrar bir araya gelme, bizi buluşturma noktasındaki iradelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tekrar fikirlerde olmak benim için çok güzel ve çok büyük bir mutluluk. Umarım her iki taraf için de, hepimiz için de başlangıçların hep böyle güzel olduğu, daha sonra da güzel devam, güzel gittiği bir sezon olur. Allah utandırmasın, Allah yardımcı olsun. Önce telefonla görüşmüştük. Fenerbahçe ve Tekirdağ Spor taraftarlığı mücadeleci bir oyun sever. Böyle bir kadro kurmak istediğini söylemiştiniz. Bununla ilgili. Şimdi her oyuncu kendi karakterini yansıtır. Bana sordun söyleyeyim. Evet. Her teknik adam kendi karakterini sahaya yansıtır. Duygudaki teknik adam sahadaki oyuna, sahadaki hem bireysel hem grubu hem bütüne mutlaka karakterini yansıtır. Ben iddialı, hırslı, hayatımda futbol oynarken de, teknik adamken de iki tane felsefeye inanmış biriyim. Bir tanesi
geçilmeyecek rakip yoktur ve yenilmeyecek takım yoktur. Ben futbolcuyken bir rakibi geçemediğimde onu mutlaka geçerdim. Benim karakterim de bu. Hocalarımda da oyuncularım hep aynı şeyi söylüyorum. Çok zor takımlarda, zor şartlarda, bazen transferası olan, bazen ekonomisi gerçekten sıkıntı olan takımlarda çalıştım daha önce. Çok iddialı, çok parası, ekonomisi güçlü ve kadro yapısı çok derin takımlar denk gelmedi. Bana böyle takımlar verilmedi. O yüzden ama hep savaşan bir anlayışa sahip olduğum için öyle bir takım oluşturdum. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Bir takım maçı kaybedebilir ama yenilemez. Sahada arkadaşı mücadele ederken mücadele etmeyen oyuncu benim takımda oynamaz. Evet, bu anayasa benim anayasamdır bu. Dolayısıyla o yüzden böyle baktığımızda takımı bir bütün halinde oluşturabildiğimizde ki oluşturacağız. Her rakip için biz çok zor bir rakip olacağız. O yüzden öyle yaklaşacağız, öyle bir takım oluşturacağız. Şunu söyleyebilirim, benim en kararlı hem de Bursa Spor'la ve diğer birçok kulüple işlerim iyi. Sonuçta benim jenerasyonum olan arkadaşlarım, hocalık yapıyorlar. Ya da oradaki yönetici dostlarımla halen devam ediyor. Bursa Spor'da Karabaş'ta forma gibi işim yıllarca. O yüzden işlerim iyi. Transfer politikasının değişmeyen kuralı var. Bir tanesi bütçedir. Önce bütçenin belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda zaten bir çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İki, mevcut kadronun şu anda sayısını, mevkisini, yeterliliğini masaya yatırıp onun üzerine altta ihtiyaç olan yerleri, mevkileri belirleyeceğiz. Daha sonra da transfer çalışmasına girerken de oynatmak istediğim oyun sistemine uygun bir yapıya uygun oyuncu grubuyla başlayacağız. Burada Karabaşlarına gelebilir, Bursa'dan gelebilir. Bazı ilişkiler, ikili ilişkiler transferlere çok etkili olur. Bazı oyuncuları tercih eder. Çünkü o hocaya başarılı olacağını bilir. Veya inanır hocaya. Efendime söyleyeyim. Böyle baktığımızda dediğim gibi her takımdan oyuncu alabiliriz. Ama kriterlerimiz belli. Bütçemiz uygun olacak. Hedefimize, anlayışımız uygun olacak. Sahada oynatmak istediğimiz oyun yapısına uygun karakterde olacak. Böyle bir yapılanma içinde önümüzde zaman var. Hemen bugün itibaren başlayacağız. Umarım kısa sürede gerçekleştiririz. Sıkıntı yok. Beşiktaş'ın bir yolunda var. Hocam bir kendinizi tanıtırsanız şey olarak tanımayanlar için. Evet, ismim Nuri Kamburoğlu. Futbola İstanbul'da Yücespor'da başladım. Daha sonra Bakırköy, daha sonra Fener ve Antalya'ya olarak devam ettim futbol hayatım. En son bir iki senede İstanbul Spor'dan sonra futbol hayatım noktadı. Daha sonra teknik direktörlük kariyerimiz başladı. Bir 4-5 sene bir ara vermiştim. Çeşitli takımlarda çalıştık. Hocamla da eski dostluğumuz devam ediyor. Fenerbahçe'de de beraber oynamıştık kendisiyle. Burada da buluşmak kısmet oldu tekrar kendisiyle. Böyle bir camiaya geldiğim için de mutluyum. Hayırlısı olmasın diyor.